Merhaba sevgili dostlarım, TV4 ekranlarından herkese kucak dolusu sevgiler. Özlem Recep'le astroloji programıma hoş geldiniz. Bu hafta neler neler var gökyüzünde. Gökyüzünde özel koşullar var. Hepsini sizler için burçlara olan özel etkileriyle birlikte anlatmak istiyorum. Ama genel olarak bakalım neler var gökyüzünde bu hafta. Evet, Ay Aslan Burcu'yla birlikte haftaya bir kere başlıyoruz ve kendimizi göstermek isteyeceğimiz adeta bu hafta üzerimizdeki böyle olumsuz enerjileri de zaten böyle artık atmak isteyeceğimiz, birkaç aydır bir türlü yoluna koyamadığımız, bir anda kaybolan sevdaları, ters giden işleri, beklediğiniz mobilyaları, gelmeyen haberleri, hukuksal konuları yoluna koymak için gergin ama çözüm odaklı enerjilerle birlikte kendi isteklerimize odaklanacağız ve zamanında kaybettiğimiz ya da yarım kalan işlerle alakalı tamamlanma enerjisi içerisinde olacağız. O yüzden bu haftayı değerlendirmek oldukça uygun ve hayırlı diyorum. Peki hafta ortasında neler var? Hafta ortasında maddi anlamdaki ufak sürprizler karşısında mutlu olabilirsiniz. Adeta belki sevdiğiniz kişiden hediyeler gelebilir ya da iş konusunda böyle ufak zamlar, ufak böyle terfi ödülleri, bilemiyorum artık hak edişiniz hangi doğrultudaysa güzel şeyler gelecekmiş gibi görünüyor. Peki bir de cuma günü. Cuma günü haftanın en güzel günü bence. Çünkü geçtiğimiz ay yara aldığımız her türlü konuyu sarmak adına bugün, bu haftaki cuma günü fırsatlarımız bulunacak ve temelini attığımız, büyütmek istediğimiz her türlü plan için o Satürn'den aldığı ayın güzel destekle birlikte gökyüzü bize destek verecek. Yani büyütmek istediğiniz enerjilerle alakalı yürüyün gitsin, gayet güzel enerjiler sizin arkanızda olacakmış gibi görünüyor. Bir de kalbi yalnız olanlar var. Şimdi oradan bakıyorlar bana. Kalbi yalnız olanlara sesleniyorum. Sürpriz aşıklar, sürpriz aşklar. Evlilik niyetiyle gelmek isteyenler bu hafta kapınızı çalabilir. Kalabalıkların arasından bu kişilerle karşılaşabilir misiniz? Haberler gelebilirmiş gibi görünüyor. Hadi hayırlısı diyorum. Bir de bu hafta böyle içerisinde gerçekleşen güzelliklerin tek bir sıkıntısı bulunuyor. Ona birazcık parmak basmak istiyorum. Hafta sonu kimseye sırlarınızı anlatmayın ve bu hafta içerisinde gerçekleşen iş konusu, aşk konusu, özel hayatınız, anne babanızdan aldığınız destekler, yakınlarınıza dahi anlatmayın ve kendi hayatınızın özeli kendinizde kalsın. Çünkü yanlış duymadınız, oluşan güzellikler karşısında haset eden kişiler, içten pazarlıklı planları olan kişilere karşı temkinli olmamız gereken bir hafta sonu olacak ve gelişen güzellikler adeta durursa eğer ki bu söylediğim sözleri de unutmazsınız, Özlem demişti dersiniz. Evet, peki burçları neler bekliyor? Koçları, boğaları, ikizleri merak ediyorsunuz. Hadi başlayalım öyleyse koçlarla birlikte. Sevgili koç burçları, evet gökyüzünün birinci burçları, koç burçları uzunca süredir belki de sağlık problemleri, ilişkilerinizdeki dengesizlikler veya evliliğinizdeki problemlerle alakalı sizi yoran enerjiler vardı. Bir de para konuları eklenmişti. Son Merkür'ün o retrodaki döngüsünde para konularındaki anlam veremediğiniz konular gerçekleşti. Şimdi bu hafta gerçekleri de biraz anlamlandıracağınız, biraz toparlanma haftası sizler için. Bu haftanın içerisinde adeta böyle neşe, keyif haftası gibi görebilirsiniz. Adeta o eskideki kalan enerjileri atıyorsunuz ve küllerinizden yeniden doğacağınız bir haftaymış gibi görünüyor. Kalbi yalnız olanlar, koç burçlarından hafta başında sürpriz itiraflar kalbinizi çalabilir. Kalbinizin kapılarını artık aralamanıza vesile olabilirmiş gibi görüyorum. Hafta sonuna doğruysa maddi anlamdaki konular böyle yoluna koymak için fırsatlarınız bulunacak ve tüm bu dertlerin çözümüyle alakalı da etrafınızdaki eskiden olan dostlarınız size sanki yardımcı olacakmış gibi görünüyor ve sürpriz başlangıçlarla birlikte, büyüyen bir enerjiyle birlikte adeta merhaba diyeceksiniz yeni olacak olan iş ve para konularıyla alakalı olan döngüye. Ve bu sürecin içerisinde sanki kendinizi de yenileyeceksiniz. Yani yeni bir yere başlıyorum, yeni bir döngünün içerisindeyim, yeni bir aşk karşıma çıktı. O zaman biraz kendime biraz özen mi göstersem diyeceksiniz. Evet, ufak estetiklerle alakalı, bakım zamanlarıyla alakalı böyle ufak ufak bir şeyler yaptıracakmışsınız gibi görüyorum. Ve bu döngünün içerisinde sadece sanki böyle eskiden gittiğiniz yerlere giderseniz daha iyi olabilirmiş gibi görüyorum. Çünkü Merkür Retrosu bitti ama yine de etkileri biraz biraz olsun, bizim üzerimizde biraz biraz olsun
sorunu olabilir. Biraz daha rahatlamak için ve biraz daha güvenli ortamda bulunmak için eskiden gittiğiniz yerlere giderseniz estetiklerle alakalı daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bir de bir konu var koçlar, açık düşmanlarınıza karşı bu hafta böyle biraz daha temkinli olmanız gereken bir haftanın içerisindesiniz. Bu kadar güzelliğin içerisinde ben-sen kavgaları ve eskiden gelen konular biraz böyle sizi hararetlendirebilirmiş gibi görüyorum. Hararetlenmeyin çünkü sizin burcunuzda olan Mars, Mars Koç burcunda ilerliyor. Tansiyon, migren, işte baş ağrılarının tetiklenmesi gibi bir etkiler bulunduruyor. Sağlığınızla alakalı olan etkileri göz önünde bulunduruyor. O yüzden temkinli olun, bırakın. Herkes arka planda bir şeyler karıştırabilir. Herkes size ben burada haklıyım, sen burada haklı değilsin diyebilir. Kim neyin haklısı kavgasında olmayın. Size zaten güzellikler gelecek. O güzellikleri artan enerjinizle birlikte güçlendirin, kavga enerjisinde olmayın diyorum ve akabinde boğa burçlarına geçiyorum. Sevgili boğalar, bakalım sizleri neler bekliyor? Bu haftanın içerisinde neler neler var? Venüs'ün sizin burcunuzda ilerlemesi bir kere bu hafta Ay ve Plüton'dan destek almanızla birlikte tüm gözleri sizin üzerinize çevirecekmiş gibi bir enerji var. Ve çevrenizdeki kişilerin sizinle olmaktan mutlu olduğu da bir zamana döngüye işaret ediyor. Adeta böyle toplantıların, organizasyonların içerisinde işte siz o boğa burcu olanlar gelse de bizim yanımızda olsa ne kadar güzel olur diye duyuyorum. Buradan görünüyor. Kalabalıkların içerisinde sizleri davet edecekler ve o organizasyonların içerisinde önümüzdeki dönemde yaz aylarında size yardımcı olacak, özellikle iş konularında yardımcı olacak olan kişilerle tanışma ihtimaliniz bulunuyor. Lütfen değerlendirin bu hafta diyorum. Bir de bu hafta boğalar, şimdi iş konusuna değindik ama iş konusundan biraz devam edelim. Kariyer konularıyla alakalı yoluna koymak istediğiniz gergin ama bir o kadar da sanki disiplinli olabilirseniz eğer mevcut işinizde de para kazanabileceğiniz fırsatlar var. Yani belki uzunca zamandır işlerinizde bazı sıkıntılar, yöneticilerinizin beklediği gibi olmayan projeleriniz vardı. Şimdi bu hafta bunları toparlamak ve onlardan paralar kazanmak için güzel bir haftaymış gibi görünüyor. Zaten Venüs de sizin burcunuzda, gösterin kendinizi gitsin diyorum. Ve problemlerinizi çözmek için yöneticilerinizle de desteğiniz bulunacak. Yani yaptığınız projeleri sunarsanız eğer ki bu hafta bir yüksek puan alırsınız gibi görünüyor. Aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda yaşanan bazı yanlış anlaşılmalar var haritanızda, öyle görünüyor. Merkür çünkü sizin burcunuzda en son döngüsünde retro yaptı ve bu retro döngüsünde siz kendinizi biraz çevrenizdeki kişilere eskiden içinizde biriktirdiğiniz konularla alakalı yanlış ifade ettiniz ya da içinizdekileri artık tutamadınız ve yanlış anlaşıldınız, toparlayamadınız. Şimdi bu hafta itibariyle yanınızdaki, yakınınızdaki arkadaşlarınız, küslük yaşadığınız dostlarınızla alakalı bir toparlanma döngüsü ve aynı zamanda eğer ki mevcut bir ilişkiniz varsa, aşk hayatınızda güzel şeyler bulunuyorsa ama bu Merkür Retrosu'nda ufak bir ayrılık yaşadıysanız toparlamak için fırsatlarınız bulunuyor. Evliliğinizde de evlilik hazırlığı içerisinde bulunan, müstakbel eşinizle alakalı da olan konularda da sıkıntılar yaşayanlar bu hafta toparlamak için gökyüzünü değerlendirebilirler. Hadi bakalım güzellikler sizinle olsun diyorum. Bir de aile büyüklerinizin desteğini arkanıza alacaksınız sanki bu hafta ve bu süreç içerisinde ev dekore etme, düzenleme ya da taşınma hazırlıkları içerisinde bulunan boğa burçları da arkasına gökyüzünü alacaklarmış gibi görünüyor. Sadece hafta ortasında böyle aile soyunuzdan olan büyüklerinizle alakalı belki bir rahatsızlığı vardı zaten geçmiş aylarda gelen bu rahatsızlıkların tetiklendiği bir hafta olabilir ve onlarla alakalı koşturmaca içerisinde olabilirsiniz. Bu konular biraz gerginlik yaratabilir ruhunuzda ve ruhunuz sıkılabilir ve bu döngünün içerisinde eğer ki aile soyunuzdan olan kişiler uzak yerlerdeyse yolculuk yapmak isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru olan süreçte böyle onlarla ilgilenmek isteyebilir misiniz gibi görünüyor. Bir diğer konu ise hastalıkları kenara bırakırsak eğer ki arkadaşlarınızın ve eşinizin size ihtiyaç duyduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Beraberliğinize özen göstermeniz gereken çok önemli bir hafta. Geçmişteki problemleri demin de dediğim gibi çözümleyebilmeniz için güzel fırsatlarınız bulunuyor. Eşinizin sizinle alakalı problemleri
nedenleri olmayabilir. Eşinizin belki de iş hayatıyla alakalı, maddiyatla alakalı problemleri sizi gerçekten zorluyor olabilir. Bu sürecin içerisinde paraya, mala, mülke odaklanmadan aslında birbirinize eskiden kalan o aşkı, eskiden kalan sevgiyi birbirinize tekrardan verebilirseniz, tekrardan geçmiş günleri yad edebilirseniz çok güzel bir döngünün içerisine gireceksiniz. Ama bu döngüyü kaçırır ve problemleri büyütürseniz eğer ki sonbahar döngüsünde zorlanabilirsiniz bu alar. Lütfen dikkatli olun, sahip olduğunuz şeylerin değerini bilmek adına diyorum. Ve ikizler burcuyla devam etmek istiyorum. Sevgili ikizler, neler oluyor sizin hayatınızda? Bakalım ikizler burcu haftaya önemli haberler, projeler hakkındaki gelişmeler ve sürpriz yolculuklarla başlayacakmışsınız gibi görünüyor. Girdiğiniz her türlü ortamda bir kere ışıl ışıl olacaksınız ve kalbi yalnız olanlar için müjdemizi verelim. Cuma günü kalbiniz çok mutlu olacak ve gerçekten böyle itiraflar gelebilir. Belki de böyle uzunca süredir beklediğiniz gelişmeleri alabilirsiniz. Belki uzunca süredir işte iki ileri bir geri olan beraberliklerle alakalı artık tamam biz beraberiz ve mutluluğu yakalıyoruz gibi bir döngünün içerisinden geçebilirsiniz. Mevcut beraberliğinizde de umulmadık sürprizlerle birlikte mutlu olabilir misiniz gibi görünüyor. Evet çok böyle aşk dedik ama pek çok burca çünkü gökyüzü bu hafta böyle ikili ilişkileri toparlayan bir hafta olduğu için bazıları için de aşk konusunu toparlamak için fırsatlar olacak. O yüzden böyle haftanın içerisindeki olumlu olacak, şanslı olacak ikili ilişkilerle alakalı olan döngüdeki tarihleri vermeden edemiyorum nedense. Evet ikizler, sadece ikili ilişkiler değil bir de bu hafta evinizi dekore etmek ve yaşadığınız alanları yenilemek. Mobilyalar, eğer ki böyle mobilyaları eskiden işte Merkür Retrosu'nda gelmeyen mobilyalar ya da arıza yapmış olan beyaz eşyalar falan bulunuyorsa tekrardan yenileme döngüsü içerisine girebilir misiniz gibi görünüyor ve bu güzel enerjilerle birlikte adeta evinizin içerisinde de içiniz açılacakmış gibi bir ortam var. Ve çalışma ortamınızda da pek çok şeyler değişecek bu haftayla birlikte. Eğer ki enerjinizi yenileyemediyseniz, eğer ki gereken eforu veremediyseniz, yarım kalan projeler vesaireler varsa efor sarf etmenin karşısında ödüllendirileceksiniz ve isminizden bahsettirmek için çok büyük bir enerjinin içerisine giriyorsunuz efendim. Ve aynı zamanda şöyle bir geleceğe dair böyle hayaller, planlar gerçekleştirmek için şahane fırsatlarınızın eline geçtiği bir haftadan geçeceksiniz sevgili ikizler. Yani hayalleriniz, geçmişten gelen hayalleriniz, bir türlü o gerçekleşmeyen olan aklınızda, kalbinizde, fikrinizde belki yurt dışı, belki bir eğitim, belki bir sevda işi bilemiyorum. Ama ve lakin bu döngünün içerisinde hayalleriniz bir kere gerçekleşecek, bu hafta oluşacak olan sürprizleri lütfen kalbinizin kapılarını açın diyorum. Bir de şöyle bir değişen, genişleyen bir çevre durumları var. Dostlarınız, kalabalık arkadaş gruplarınız görünüyor ve o insanlardan alacağınız destekler var, yüzünüzü güldürecek cinsten. Yani artık ummuyordum ama gerçekten benim de yakınımdalarmış, yanımdalarmış, ne kadar ne mutlu bana diyeceğiniz bir döngünün içerisindesiniz. Sadece tek dikkat etmeniz gereken konu bu hafta sonu takım arkadaşlarınız, yani iş yerinizdeki böyle takım arkadaşlarınızın sizin hakkınızda konuştukları ya da yanınızda çalıştırdığınız kişilerle alakalı gerilmemeye dikkat edebilir misiniz gibi görünüyor. Hafta sonu belki kendi aralarında toplantı yapabilirler ve siz o organizasyonların içerisinde eğer ki bulunmazsanız, takım arkadaşlarınız iş anlamındaki konuşuyorum, o organizasyonların içerisinde bulunmazsanız arka planda sizi birazcık arkanızdan konuşuyor olabilirler ama şöyle düşünmenizi istiyorum. Bir kere çok kısmetli ve şanslı bir döngünün içerisinde kim var? İkizler burcu var. O zaman ne yapacaksınız? Bu döngüyü değerlendirin. Bırakın kim ne konuşuyorsa konuşsun. Onlar arkada kalıyorlar zaten diyorum. Ve yengeç burçlarıyla devam etmek istiyorum. Evet sevgili yengeç burçları, sizlerde neler neler var? Parasal konularla alakalı umulmadık fırsatların elinize geçeceği güzel bir hafta bir kere. Yani kısmetlisiniz bayağı bir. Önemli bir borcun bitimi ya da alacağınız böyle ekstra işlerle alakalı yeni çözüm yolları bulmanız muhtemelmiş gibi görünüyor. Aynı zamanda eğer ki evliyseniz ve beraberliğiniz bulunuyorsa eşinizin hayatında gelişen parasal konularla alakalı kısmetler size de yarayacakmış gibi görünüyor. Hadi bakalım hayırlısı diyorum. Hafta ortasıyla birlikte sevgili yengeçler, yakın arkadaşlarınızın içinde olduğu çeşitli davetler, organizasyonlar söz konusu olabilir. Katıldığınız ortamlarda dile gelen bazı konular var. Lütfen
lütfen gözlemleyin bu konuları. Lütfen arka planda yok ben kondurmuyorum, benim hakkımda da böyle söylemezler ya da bu bana değil demeyin. Aslında sizin enerjinizin artmasıyla alakalı o kalabalık ortamların içerisinde eleştirenler var. Ve bu eleştiren kişiler sonbahar döngüsüyle birlikte karşınızda sizi yargılarken bulabilirsiniz. O yüzden belki de aranıza mesafe koymak için, belki de sırlarınızı veriyorsanız o kişilere biraz temkinli olmak için bu hafta sizin için kalabalıkları içerisinde gözlem haftası diyorum. Bir de hafta sonuna doğru değişen enerjiler var. Bu değişen enerjilerin karşısında lütfen önlem almanızı istiyorum. Çünkü kendi sağlığınıza, kendi bakımınıza önem vermeniz gereken de özel bir döngünün içerisinden görünüyor. Bir de yakın gibi görünen hem kalabalıkları değerlendirdik ama böyle demek istiyorum ki arkanızda böyle bulunan ama yakın gibi görünen dostlarınızla alakalı bazılarının da ikinci yüzleri olabilir. Cuma günü biraz böyle kendi kabuğunuzda olmak isteyebileceğiniz de bir döngünün içerisine girebilirsiniz. İçe çekildiğiniz bu süreç içerisinde hisleriniz ve sezgilerinizin sesini dinlemenizi öneriyorum. Siz zaten hisleriyle yol alan bir burçsunuz. Sezdiğiniz pek çok şey doğru çıkıyor değil mi? O yüzden ikili ilişkileriniz içerisinde de lütfen gözlem yaparak değerlendirin bu haftayı. Hafta sonuna doğru beraberliğinizde bazı konular belki eski yaraları sarmak için fırsatlarınız bulunabilir. Ama yine böyle iki arada bir derede eskiden sen bana bunu yaptın, sen bana şunu yaptın der gibi bir enerji bulunuyor. Mevcut beraberlikler için lütfen temkin ve dikkat diyorum. Kalbiniz boşsa geçmişten gelen biriyle sürpriz karşılaşmalar, belki bir mesaj, belki bir konuşma, belki bir arkadaşınızdan gelecek olan bir haberle birlikte görüşsem mi acaba diye bir soru işareti koyacaksınız gibi görünüyor. Kaderinizdeki kişi ise kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yarım kalan beraberliklerle alakalı ikinci şansların da gelebileceği bir hafta yengeç burçlarının özelinde diyorum ve aslan burçlarıyla devam etmek istiyorum. Sevgili aslanları neler bekliyor acaba bu hafta? Sevgili aslan burçları bu döngüyle birlikte hafta başıyla kendinizi göstereceğiniz enerjiler sizinle birlikte bir kere olacakmış gibi görünüyor. Kariyerinizde de girdiğiniz her türlü ortamda gümbür gümbür bir enerji bulunuyor ve hafta başıyla birlikte bakım, yeni saç modelleri, imajlar, değişiklikler ruhunuza çok çok iyi gelebilir. Ve bu hafta başıyla birlikte kendinizi adeta freshlediğiniz bir haftaya başlayabilir misiniz gibi görünüyor. Hafta ortasıyla birlikte uzak yollara, uzak yerlere seyahat planlayabilir ve biraz böyle nefes almak isteyebilirsiniz. Eğer ki çalışıyorsanız iş yerinizden biraz izin almak isteyebilirsiniz. Kendi kendinize kalmak bile belki kendi içsel uzun yolculuğunuz olabilirmiş gibi görünüyor. Bir de eğitim ve öğretim hayatınızla alakalı bir döngü görüyorum ben. Evet, aslan burçlarını şanslı fırsatlar var. Aslan burçları eğitim, öğretim hayatınızla alakalı sadece böyle sizi beklemediğiniz ama sadece arka planda belki önünüzdeki döngüde sizin kariyerinize yarayacak olan bir süreçteki bir eğitim sizi yükseklere ulaştırabilir. Haberiniz olsun. Mutlaka değerlendirin bu haftayı diyebilirim. Bu bir sertifika programı olabilir ya da işte efendime söyleyeyim belki bir mezuniyet olabilir ama hemen akabinde belki de bir iş konusu, iş görüşmesi bu haftanın sonlarına doğru bekleyebilir sizi. Haydi hayırlısı olsun diyelim. Hafta sonu ise kalabalık o gruplar içerisinde olan arkadaşlarınız sizi biraz yoruyor olabilirler. Şimdi kaybetmek istemediğiniz kişileri 2 yıl sonra sizi üzüntü verirken görürseniz şaşırmayın. O yüzden öncelikle zaten aslanlar biraz kendilerini severler ama öncelikle bu hafta lütfen kendinizi sevin ve kendinizle baş başa kaldığınız bu sürecin içerisinde kim dost, kim düşman kalabalıkların arasından biraz ayıklayın. 2 yıl sonra başınız sonra üzülmeyin, boşuna gözyaşı dökmeyin diyorum. Evet. Bir de bu gökyüzünün içerisinde sevgili aslan burçları ikili ilişkilerle alakalı biraz belki yorgun bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Ama bu yorgun enerjinin içerisinde özellikle evlilikler açısından söylüyorum. Yorgun enerjinin içerisinde yaraları sarmak için de fırsatlarınız bulunuyor. Eğer ki bu döngünün içerisinde bir psikolojik danışmanlık ya da efendime söyleyeyim belki de evlilik terapistiyle alakalı görüşmek isterseniz toparlanmanız için destek verebilirmiş gibi görüyorum, gökyüzü böyle söylüyor. Ve Başak burçlarına geçmek istiyorum sevgili Başaklar. Evet, teraziler de bizi bekliyor ama Başak burçlarından sonra terazileri, akrepleri anlatmaya başlayacağım ve Başaklarla birlikte devam etmek istiyorum. Hafta başında biraz yorgun bir enerji var.
biraz yorgun enerjiyle birlikte bu böyle bu hafta sonundaki hukuksal konulardan tutun da belki aile içerisindeki bir sır konusu olabilir. Belki seyahatlerinizi organize etmek için ailenizdeki kişilerden onay alamama ya da işte efendime söyleyeyim bir iş seyahatinize çıkacaksınızdır ama belki de eşiniz mi karışıyor, ne dersiniz? Ama bu enerjilerle alakalı ben bunu istiyorum, ben kariyerimde bu yolculukta benim için çok önemli derseniz güzel enerjileri toparlayarak o yolculuklara çıkabilir ve kendinizi organize edebilirsiniz ve yorgun enerjinizi üzerinizden atabilirsiniz. Lütfen ikili diyaloglarda öncelikle kendinizi düşünmeniz gereken bir haftadan geçtiğinizi unutmayın diyorum. Hafta sonuna doğru para kazanmak için şanslı vakitler gibi görünüyor sevgili başaklar. O yüzden hafta sonunu para kazanma konularıyla alakalı lütfen değerlendirin ve bu döngünün içerisinde kısmetinizin arttığını da fark ederek ilerlemeniz önemliymiş gibi görünüyor. Ancak gelen paranın giden bir yeri de olabilirmiş gibi görünüyor. Aman borçlanmamaya dikkat edin çünkü iş değiştirmek istiyor ya da yeni bir proje anlaşması yapmak istiyor olabilirsiniz. Birileriyle görüşüyor olabilirsiniz. Hafta sonu yapacağınız toplantılar, yeni fırsatları arkanızı alarak ve maddi anlamda rahatlamanızı sağlayarak ilerlemenizi sağlayabilir. Ama böyle giden bir para enerjisi de var. Lütfen dikkatli ve temkinli olun. İşlerinizi tamamlayın, değerlendirin. Ama bu giden enerjiye de birazcık dikkat etmek para konusuyla alakalı önemliymiş gibi görünüyor. Sağlığınız peki ne durumda? Sağlığınızla alakalı önemli tahlil ve hastane işleriniz bulunuyorsa kolaylıkla atlatacaksınız. Merak etmeyin sevgili Başak Burçları diyorum. Ve terazilerle devam etmek istiyorum. Sevgili terazi burçları, bakalım sizleri neler bekliyormuş bu hafta? Hafta başında kendi içinizde döneceksiniz bir kere. Yani geçmişle gelecek arasındaki pek çok şeyi anlamlandıracağınız bir süreç yaşayacakmışsınız gibi görünüyor. Neden eskiden bu oldu? Neden şimdi bunu yaşıyorum? Nerede hata yaptım diye düşüneceğiniz bir hafta olacakmış gibi görünüyor sevgili teraziler. Bu sürecin içerisinde lütfen bu konulara odaklanırken önemli projeler var, kariyer konusu var. Onlar nasıl ilerliyor acaba? Buraya biraz odaklanmanızı istiyorum. Bırakın geçmişteki konular geçmişte kaldı. Şimdi önemli projeleri geliştirmek, üretmek, çalışmak için hafta başındaki güzel enerjilerle birlikte değerlendirin gitsin. Büyüyen projelerinizi fırsatlara çevirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz, destekler alabilirsiniz. Pek çok belki yatırımcıdan destek alabilir, yabancılardan destek alabilirsiniz. O yüzden geçmişi geçmişte bırakın, kariyer konusu ise bu hafta sizin için fırsatları sizi göstererek size verecekmiş gibi görünüyor. Bir de teraziler, estetik operasyonlar ya da ameliyat geçirdiyseniz yakın zamanda toparlayacağınız bir süreç içerisindesiniz. Haberiniz olsun. Yok geçirmedim diyorsanız bu hafta kişisel bakımlarınızla alakalı belki cuma günü bir işlem geçirebilir misiniz gibi görüyorum. Hadi bakalım güzellikler sizinle olsun. Kendi bakımınızla alakalı güzel bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise para enerjiniz artıyor. Maddi anlamda gayrimenkul alım satım işlemleri, belki işte borsada bir takım işlemler içerisinde falan bulunuyorsanız alım satım işlemleri içerisinden karlar elde edeceksiniz ve destek göreceksiniz. O fırsatları kaçırmayın. İş konusunda ise iş konusunda eğildik ama ancak bir konu var ki ben buradan sesleneyim terazilere. Beraberliğinizdeki ben-sen kavgalarının etkin olduğu bazı durumlar karşısında özellikle cuma günü aktif olan enerjiler bulunuyor. Evliliğiniz içerisinde gerçekleşen bu konuları lütfen görmezden gelmeyin derim. Şimdi görmediğiniz enerjileri Ekim ayında daha farklı noktalara gelmiş olarak gördüğünüzde çok üzülebilir, hüzünlenebilirsiniz. Lütfen buralarda aldığınız, eşinizden aldığınız sinyalleri çözüm odaklı olabilirsiniz. Belki bir evlilik danışmanlığı ya da kendinizin hani nasıl davranmalıyım, bu ilişkiyi toparlamak için neler yapmalıyım diye kendinize belki notlar çıkarabilirsiniz. Şimdi çıkarmazsanız Ekim'de bayağı üzüleceksiniz. Çünkü lütfen toparlanma döngüsü içerisinde fark ederek ilerlemeyi önemseyin diyorum. Bir de ev taşınma ya da şehir değiştirmek isteyen teraziler var. Hazırlık yapacağınız bir haftaymış gibi görünüyor. Koşturmacaların içerisinde de kolaylıklar diliyorum sizlere teraziler. Evet, sevgili akrep burçlarıyla devam etmek istiyorum. Bayağı yorgunsunuz aslında akrep burçları değil mi? Tutulmalar zaten hep üzerinizden geçti. Şimdi sevgili akrepler, aşk hayatınızla alakalı bir sürecin içerisinde bir kere olabilirsiniz. Yani çok değişik bir süreç hem de bu süreç. Uzunca zamandır böyle
problemli ilişkiler, mücadele edenler bu haftayla birlikte yaralarınızı saracaksınız ama yine de böyle işte aile faktörleri, ailenizden gelen insanlarla alakalı bir bıdı bıdı enerjisi, adeta öyle söyleyelim, bir enerjinin içerisinde bulunacaksınız. Lütfen siz de ilişkinize sahip çıkın çünkü aşk konusunda en şanslı olduğunuz noktalardan bir tanesi beraberliğiniz, toparlamak için fırsatlarınız bulunuyor. Bunun haricinde çocuklarınızla alakalı olası küslükler veya sağlık problemleri yaşadıysanız bu süreç içerisinde toparlanabilir misiniz gibi görüyorum. Hafta başında kalabalıkların arasında olmak ruhunuza çok iyi gelebilir. Bazı hayal kırıklıklarınız bulunuyorsa bu hayal kırıklıklarının yerine daha aklı başında olan enerjilerle ilerleyebilirsiniz. Kariyerinizde de kalıcı adımlar atmak istiyorsanız bu haftayı değerlendirmenizi öneriyorum. Sürpriz şekilde evlilik teklifleri alacak olan bazı akrep burçları bu hafta bir anda karşınızda biri çıkarsa eğer ki bu biri dediğim, yani beklediğiniz o evlilik teklifiyle alakalı bir yüzük diyelim, daha doğru olacak. Bir yüzük çıkarsa karşınıza bakalım nasıl bir tepki vereceksiniz? Sürpriz bir şekilde nikah masasına mı oturacaksınız? Ben de merak ediyorum. Haydi hayırlısı diyorum. Ve yay burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili yay burçları, aile büyüklerinizden yakınlaşacağınız, aile büyüklerinizden destek göreceğiniz bir döngünün içerisinden geçiyorsunuz. Onlarla uzunca zamandır belki de bir sıkıntı yaşamıştınız aile büyüklerinizle alakalı. Görüşmediyseniz bu süreç içerisinde hasret gidermeyle alakalı bir enerji olabilir. Annenizin desteğini arkanıza alacaksınız. Annenizin, babanızın ya da kardeşlerinizin. Evinizin içerisinde uzunca zamandır tamamlanmayı bekleyen tamirat işleri için yeni bir dönemin içerisinde olabilir. Evinizi yapılandırabilir, dekorasyonunu değiştirebilir veya yeni bir eve taşınmak için sanki böyle şehirler arası veya ülkeler arası bir iş için hazırlık yapabilirsiniz ve bu hazırlık içerisinde gökyüzü lütfen sağlığına dikkat et diyor. Çünkü beraberliğinizde hararetli bir sürece parmak basan bir enerji var. Gökyüzünde yayları buradan uyarıyoruz. Beraberliğinizde bazı hararetli enerjiler var. Evet, hep aşkla alakalı olumlu şeyler söyledik ama yaylar lütfen dikkat etsinler beraberliklerine. Sağlığınızla alakalı da geçtiğimiz aylarda yaşadığınız problemler tekrardan gündeme gelirmiş gibi bir enerji var. Lütfen ataklara tekrardan dikkat edin. Geçmiş kronik rahatsızlıklarınızla alakalı. Beraberliğinizde bir konu daha var. Birbirinizi kırmaya meyillisiniz. Evet, biraz dikkat edin dedik ama kırgınlıklar var. Aile faktörleri var. Belki parasal konular var. Ve bu parasal konularla alakalı gerginlikler var. Biraz temkinli adımlar atmanız, biraz sakin kalmanız, sağduyulu olmanız olayları toparlayabilir. Dikkat, dikkat, dikkat diyorum. Parasal konularla alakalı büyük destekler var mı? Evet, büyük destekler aile bireylerinizden belki arkanızı alacaksınız ya da bir iş ortağı ya da belki de eşinizden destek alabilirsiniz. Parasal konularla böyle bir desteği görecek misiniz gibi görünüyor. Ve Oğlak burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Kovalar ve balıklar lütfen bir yere ayrılmasınlar. Çünkü kovalar ve balıklar bu hafta sizler için çok 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 önemli bir hafta. Hem yükselen burcunuza hem de güneş burcunuza göre dinlemenizi de unutmayın diyorum. Oğlak burçlarıyla birlikte devam edelim. Sevgili Oğlak burçları, önemli projelere imza atmak ve iş değişiklikleriyle alakalı güzel bir zaman döngüsü geçiyor olabilirsiniz. Yaptığınız atılımlar, uzunca süredir hayalini kurduğunuz projeler olabilir. İşinizi büyütmek için güzel desteklerle birlikte iş kapıları ardına kadar açılacakmış gibi görünüyor oğlaklar. Hayatınızda belli bir dönemin ileride başka bir şehir veya yurt dışına yerleşmekle alakalı bir tetik mekanizmasının adeta açıldığı çıkan teklifler var. İyi değerlendirin oğlak burçları. Değerlendirirseniz eğer ki fırsatları adeta şansınızla birlikte yüceltebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde peki ne var? Aşk ve ilişkilerde yeni başlangıçlar mümkün bu hafta. Ancak bu hafta sonu geçmişte dair bazı sırların tekrar gündeme gelmesi, aklınızdaki bazı soru işaretlerini oluşturabilir. Geçmişteki konular tekrardan açılabilir. Biraz böyle anda kalmak ve işe odaklanmak çok önemli gibi görünse de kendi içinizdeki özel meselelerinizle alakalı geçmişte artık lütfen geçmişte bırakın. Çünkü ilerlemenize engel oluyor gibi bir enerji bulunuyor. Ve kovalarla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili kova burçları, en yakınlarınızla aranızda gelişen bazı tatsızlıklar, geçmişten kalan konular, hukuksal mücadeleler, yurt dışı vatandaşlık ve haklarınızla alakalı konular gergin ama çözüm yolunu bulabileceğiniz enerjilerle birlikte bir kere sizinle birlikte olacak. Kısa seyahatler ve yolculuklar da bu hafta gündeminizde olabilir. Beraberliğinizde de problemler yaşayanlar adına sürpriz karşılaşmalar
araştırmalar ve konuşmalarla birlikte problemlerinizi çözümleyebileceğiniz gibi aynı zamanda kalbiniz boşsa tesadüfi karşılaşmalar var bu hafta ve bu haftanın sonuna doğru böyle mutluluğu yakalayabilirsiniz tabii ki arınabildiyseniz geçmişle alakalı. Kariyerinizle alakalı bir türlü oturtamadığınız iki ileri bir geri olan enerjiler yerine daha aklı başında olan enerjilerle birlikte maddi anlamda da artışı arkanızı alarak ilerleyecekmişsiniz gibi görüyorum. Haydi hayırlısı. Ve balık burçlarıyla devam etmek istiyorum. Sevgili balıklar, bu hafta eşinizden büyük bir destek alacaksınız. Birlikte çeşitli davet, organizasyonlar ve bu organizasyonların içerisinde enerjili vakitler geçireceksiniz. Parasal konularla alakalı şanslı, fırsatlı ve kısmetli döngünün içerisinden geçiyorsunuz sevgili balıklar. Gayrimenkul alımı, satımı gibi işlemlerin içerisinde de şanslı bir zamandan geçiyorsunuz. Hadi bakalım iyi değerlendirin. Hukuksal beklentiler, yurt dışı, eğitim, medya anlamında kendinizi de göstermek isterseniz eğer ki pek çok fırsat ayağınızın ucuna kadar gelecekmiş gibi görünüyor. Hayatınızın içerisindeki bazı belirsizlikler bu hafta itibariyle çözüm yollarıyla birlikte ve yeni iş teklifleri, yeni yerleşim alanlarıyla birlikte sanki sizinle birlikte olacak. Tayin ve iş dolayısıyla birlikte de başka bir semte yerleşmek isteyen balık burçları için de kısmetli başvurular ve bu haftanın içerisinde gelişen konular sizlerle birlikte olacak. Haydi bakalım hayırlısı diyelim balık burçları için de. Evet, 12 burcu sizler için değerlendirdim. Haftaya büyüyen bir enerjiyle birlikte tekrar TV4 ekranlarında buluşmak dileğiyle sevgilerimle yıldızlar sizinle olsun.